Dinliyorum Tayfun. Para yeni dostumuzun hesabına aktarılıyor efendim. Anlaşıldı Tayfun. Bu operasyonun bize maliyeti nedir Muzaffer? Transportasyon ve Amerikan ordusundaki dostlarımızın ücretiyle 65 milyon efendim. Silahları isteyen oluşumdan 150 milyon dolar alınacak. Emredersiniz. Sen çıkabilirsin. Ha. Tayfun'u bizzat sen tatile yollayacaksın. Sabah söyleyemediğim şey vardı ya. Efendim? İyi misin? Ha? Yılbaşı gecesi seni orada öyle görünce. Yani seni kaybetmeye bu kadar yakın olunca. Her şeyi baştan düşündüm. Bundan sonra senin başka evin olmasın Meykacı. Nasıl yani biz? Dediğin gibi sen istiyorsun diye değil, ben istiyorum diye. Ev deyince aklına neresi geliyor? Yaşadığın yer gibi düşünme sadece. Yatılı okuldan beri senin için ev olan tek yer teşkilat. İşimi bırakmamı mı istiyorsun? Özür dilerim ama ben seni uğurlarken artık bir daha dönebilecek misin diye düşünmek istemiyorum. Kaan'la seni her sarılırken gördüğümde acaba bu son sarılmalarım diye düşünmek istemiyorum. Tek evin biz, tek ailen biz olalım. Yağmur, ben başka bir hayat bilmiyorum. Biliyorum, senin için çok zor. Ama biz düşün. Lütfen. Eğer yani sen de istersen... beni o Çengelköy'deki restorana götür. Oraya mı? Sana evlenme teklifi ettiğim yer. Sen teşkilattan ayrılmaya hazır olduğunda... ben de annenin yüzünü tekrar parmağıma takmaya hazır olacağım. Dur. Gel otur, hadi. Kahramanı ilan etme başkanlığına. Babamın başarıları iki nokta üst üste. Bir, hapisten kaçıp kötü adamları yendi. İki, kötü adamlar tarafından kaçırılan annem pencerenin içinden uçağı kurtardı ve sonra onu öptü. Üç, okul servisindeki öğrencileri kurtarıp Türkiye'nin sevgilisi oldu.
4. Yüksel dedemin parantez emniyet müdürü intikamını aldı ve hepsinden önemlisi 7-3 kurşuna rağmen hayatta kalmayı başardı. Parantez ölüp tekrar delirdiğini düşünüyorum. Dikkatinize. 5. Bir keresinde 3 yıldır görmediği bir ayrancıya 50 kuruş borcunu ödedi. 6. Süpermen gibi kıyafetinin içine kahraman kostümünü giyer. Parantez. Çelik yelik çilik ben. Biraz yavaş söyle, çeviremiyorum. Babam olsa çevirirdi. 7. 3 haftadır spor yapmamasına rağmen kasları aynı. 8. Hem de zengin. Senin baban nereden zengin Kaan? Robin Hood gibi düşün. Kötülerden alıyor ama ortalık da çok iyi olmadığı için veremiyor. Gerçek bir bulan kadar paraları saklıyor. Bence böyle. Bunu çevirme. Bilmiyorsun yani. Erkeğin parası konuşulmaz. Bak sen. Macho man. Şimdi kontrol edelim. Annemi kurtardığından bahsettim. Yüksel dedemi intikamını aldığından bahsettim. Barca abin? Ha, onun hayatını 810 kere kurtardı. Bir de penaltılar da hep yeniyor ona. Sen iş arkadaşısın, bilirsin. Onlar küs mü? Bilmem, küs mü? Görmüyorum ki ben Barca abiyi. Görsem soracağım. İstersen çağırabiliriz buraya. Şimdi mi? Buraya mı? Evet. Bence senin çağırdığını bilse, burada böyle baş başa olduğumuzu bilse kesin gelirdi. E çağıralım o zaman. Oley! Çağıralım hadi çak. Hadi çağıralım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.